Merhaba arkadaşlar, permütasyonun ikinci bölümüyle beraberiz. Faktöriyel, en pozitif doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel denir. Bunu daha önce de görmüştük arkadaşlar. Faktöriyel nasıl gösteriliyordu? N'nin yanına ünlem işareti konularak gösterilir. N faktöriyel ne demek? N'den 1'e kadar sayıların yan yana çarpımı demek. Ya da kısaca ne diyorduk biz ona? çarpmanın kısaltılışı. 4 faktöriyel ne demek? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 24. 5 faktöriyel 1'den 5'e kadar sayıların çarpımı 120. 6 faktöriyel de 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı 720 idi. Buna göre 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel nedir? 8 faktöriyeli nasıl yazabilirim? 8 çarpı 7 faktöriyel. 7 faktöriyel 1 tane 7 faktöriyel demek. 8 tane 7 faktöriyel, 1 tane de burada. Ne olur? 9 tane 7 faktöriyel. 8 elma, 1 elma daha, 9 elma yapar. B şıkkı, 9 faktöriyelden 8 faktöriyeli çıkaralım diyor. Yine faktöryelli ifadeleri aynı yapacağım. 9 faktöriyeli, 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde yazdım. 8 faktöriyel de 1 tane 8 faktöriyel demektir. 9 tane 8 faktöriyelden bir tanesini çıkarırsam ne olur? 8 tane 8 faktöriyel olur. C şıkkı 10 faktöriyel, 9 faktöriyel, 8 faktöriyel. Hangisi ortak burada? 8 faktöriyel ortak. O zaman 10 faktöriyeli ben nasıl yazabilirim? 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Peki 9 faktöriyeli nasıl yazarım? 9 çarpı 8 faktöriyel. Burada da bir tane 8 faktöriyel varmış. Hepsini 8 faktöriyel parantezine alırsam şurası 90 artı 9 eksi 1 ne olacaktır? 99 eksi 1 98 tane 8 faktöriyel olacaktır. 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel nedir diyor. 8 faktöriyeli 6 faktöriyele benzetelim. 8'den geriye yazıyorum. 8, 7, 6 faktöriyelde yoruldum. Zaten aşağısı da 6 faktöriyelmiş. Onları götürürsem 8 kere 7 ne yapacaktır? 56 yapacaktır. Ortak olan ne var? 7 faktöriyel. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazalım. Diğerleri aynen kalsın. 8 tane 7 faktöriyel. Bir tane de burada. 9 tane 7 faktöriyel. 7 faktöriyeller giderse cevap ne olacaktır? 9 olacaktır. Peki burada ortak olan ne var? 7 faktöriyeller ortak. 5 faktöriyeli açıyorum. Ne demekti 5 faktöriyel? 5, 4, 3, 2, 1 demekti. 1 yazmaya gerek yok. Yukarısı 7 faktöriyel. Aşağısı 8 çarpı 7 faktöriyel. 7 faktöriyelleri sadeleştiriyorum. 4 kere 2 de 8 yapar. Geriye ne kaldı? 3 kere 5, 15 yapacaktır. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Ortak olan ne var? 7 faktöriyel. Hepsini 7 faktöriyel'e benzetiyorum. 9 faktöriyel'i nasıl yazayım? 9, 8, 7 faktöriyel. 9, 8, 7 faktöriyel, 8 faktöriyel, 8 çarpı 7 faktöriyel, eksi 7 faktöriyel, bölü 7 faktöriyel. 7 faktöriyel parantezini alıp sadeleştiriyorum arkadaşlar. Yukarıda ne kalır? 72, 8 çıkacak ve 1 çıkacak arkadaşlar. 72'den 9 çıkarsa ne kalacak? 63 kalacak. n faktöriyel artı, artı, n artı 1 faktöriyel demiş. n artı 1 faktöriyeli nasıl düşünebilirim? n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde. Şu da ne oldu? n faktöriyel. Ne parantezine alalım burayı? n faktöriyel parantezine alalım. Burada ne kalır? 1 artı n artı 1. Ne olacaktır? n artı 2 çarpı n faktöriyel olacaktır. Olduğuna göre n kaçtır demiş arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapalım. Ne olur burası? n artı 3 faktöriyel çarpı n artı 4. Burası ne olur? 9 faktöriyel çarpı 10. 9 faktöriyel 1'den 9'a kadar sayıların çarpımı demek. 10 ile de çarparsak ne olacak burası? 10 faktöriyel. Burası ne olacak peki? N artı 3 faktöriyel. N artı 4 ile çarparsak N artı 4 faktöriyel olacak. Demek ki N artı 4 10'a eşitmiş. N buradan ne gelecek arkadaşlar? 6 gelecektir. D şıkkına bakalım. Ortak olan ne var? 8 faktöriyeller. 8 faktöriyeli aynen yazıyorum. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyeldir. 9 çarpı 8 faktöriyel eksi 8 faktöriyel. Yukarısı ne olur? 9 tane 8 faktöriyel. Bir de burada 10 tane 8 faktöriyel. Aşağısı ne olur? 9 tane 8 faktöriyel. Bir çıkarırsak 8 tane 8 faktöriyel. Bunlar giderse 10 bölü 8 5 bölü 4 olacaktır. 2013 LS sorusu olduğuna göre neye kaçtır demiş? Ne artı 2 faktöriyel, ne artı 1 faktöriyel, n faktöriyel. Ortak olan ne arkadaşlar burada n faktöriyel hemen n faktöriyel parasini alıyorum. Burasını nasıl açarım. Ne artı 2 ne artı 1 n faktöriyel. Faktör ne aldım. Burada ne kaldı? Ne artı 2 çarpı ne artı 1. Ne artı 1 faktöriyel nasıl yazabilirim. Ne artı 1 çarpı n faktöriyel ne faktöriyelini aldım ne artı 1 kaldı. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Düzenlersek ne kare 2n 1n ne daha ne yapar? 3n artı 2 eksi n eksi 1 bir, eksi 1 de burası eksi 2. Iki. Düzenlersek ikiler gitti. Burası ne kare artı 3n'den n ne çıkarsa 2n. N parantezini alırsak n çarpı n artı 2 olacak. Başta ne var? N faktöriyel. Peki karşı tarafta ne var arkadaşlar? 2'nin küpü 3. 5'in karesi 7. Şimdi burada 2'nin küpünde 2'yi aldım. 3'te 3'ü aldım. Şurada 2'nin karesi kaldı. Birini almıştım az önce. 2'nin karesi o da 4 yapar. 4. Yanında da 5'in karesinden birini aldım. 5 yaptım. Geriye ne kaldı? 5 çarpı 7. O zaman şurası ne oldu? Bakın 2'den 5'e kadar sayıların çarpımı. 5 faktöriyel çarpı 5 çarpı 7 oldu. Kaçıya bakıyorum? N faktöriyel çarpı N çarpı N artı 2. 5 faktöriyel çarpı 5 çarpı 5 artı 2. Demek ki N neymiş arkadaşlar? 5'miş. Permütasyon kelime anlamı sıralama demektir arkadaşlar. Örneğin 4 kişi yan yana fotoğraf çektirecekler. Kendi aralarındaki her değişim arkadaşlar ayrı bir permütasyondur. Yani sıra değiştiğinde permütasyonda değişmiş olur. Teknik olarak n ve r birer doğal sayı olmak üzere r küçük eşit ne olsun? n tane elemanın r'li sıralanışına n'in r'li permütasyonu denir ve şeklinde gösterilir. O zaman n'in r'li permütasyonu ne demektir? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel ya da n'den geriye r tane terimin çarpımı demektir. Bu arada hatırlatalım 0 faktöriyel de 1'e eşit. O zaman 4'ün 3'lü permütasyonu dediğimizde ne anlıyoruz? 4'ten geriye 3 tane sayının çarpımı demektir. Ne yapar? 24 yapar. Örneğin 5'in ikili permütasyon dendiğinde 5'ten geriye 2 tane sayının çarpımı demektir. Ahmet Beyza ve Cem 2 kişilik bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler? Bunu gösterelim diyor arkadaşlar. Nasıl olabilir? Ahmetle Beyza oturabilir. Ahmetle Cem oturabilir. Beyza'yla Cem oturabilir. Ya da bunlar yer değiştirebilirler. Ahmet Ahmet'le Beyza oturabileceği gibi Beyza ile Ahmet de oturabilir. Ahmetle Cem oturabileceği gibi Cemle Ahmet de oturabilir. Beyza'yla Cem oturabileceği gibi Cemle Beyza da oturabilir. Her biri ayrı bir permütasyondur. O zaman 3'ün ikili permütasyonu ne demekmiş arkadaşlar? 6 demekmiş. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. 3'ün 3'lü permütasyonu 3'ten geriye 3 tane sayının çarpımı nedir demiş? Nedir? 3 faktöriyel o da 6'dır. 4'ün 2'li permütasyonu 4 çarpı 3 bu da nedir? 12. Toplarsak ne yapacak? 18 sekiz yapacak. 8'in 1'li permütasyonu 8'den geriye bir tane sayı arkadaşlar. Eksi 4'ün 0'lı permütasyonu bu şu şey demek olmayan elemanı kaç farklı şekilde sıralarsınız? Yok. Sadece bir tane yok şeklinde sıralama var. O yüzden bütün sıfırlı permütasyonlar 1'dir. 8-1 ne olacaktır? 7 olacaktır. Buna göre P'nin sıfırlısı nedir arkadaşlar? 1'dir. Hangi eleman olursa olsun sıfırlı permütasyonu soruyorsa 1'dir. Yine sıfırın sıfırlı permütasyonu da aynı şekilde 1'dir. E N'in birli permütasyonu N'den geriye bir tane sayının çarpımı zaten N'dir. E N'in N'li permütasyonu N'den geriye N tane sayının çarpımı N faktöriyeli olur. Yine e N'in N-1 permütasyonu da N faktöriyeli olur. P2N'in N'lisi permütasyonu P'nin N'li permütasyonu 24'müş arkadaşlar. Şimdi 24 küçük bir sayı e, maksimum olabileceği 4 faktör yani 24. O zaman deneyerek yapalım arkadaşlar. N yani 1 olursa ne olur? Permütasyon 2'nin birlisi çarpı permütasyon 1'in birlisi olur. 2'nin birlisi neydi? 2. 1'in birli permütasyonu 1. 2 kere 1 2 olmadı. Ele 2 versek arkadaşlar ne olur? P 4'ün ikili permütasyonu 2'nin ikili permütasyonu. 4'ün ikili permütasyonu demek 4'ten geriye 2 tane sayının çarpımı 2'nin ikili permütasyon demek 2 faktörel ya da kısaca 2 demek. Ne oldu burası? 24 oldu. Demek ki en kaçmış 2'ymiş. N'nin ikili permütasyonu artı 14, n artı 1'in ikili permütasyonu eşitmiş. N'den geriye 2 tane sayının çarpımı, n çarpı n eksi 1 artı 14 eşittir. N artı 1'den geriye doğru 2 sayının çarpımı, n artı 1 çarpı n'dir. Düzenlersek ne kare eksi ne artı 14 eşit ne kare artı ne. Ne kareler birbirini götürecek. Ekseni sona gönderirsem 2n en 14 n en ne olacaktır? 7 olacaktır. 3 kız ve 5 erkek öğrenci bir sıra boyunca kaç farklı şekilde sıralanabilir diyor. Kız erkek fark etmiyormuş. 8 kişi kaç farklılanır 8 faktöriyel. Kızlar bir arada olmak şartıyla demiş. Kızı Kaç kız vardı? 3 tane. Kızlar bir paket oldular. 3 e, kişi kendi arasında kaç farklı şekilde değişebilir? 3 farklı şekilde yer değişebilir. 3 farklı şekilde oturabilirler arkadaşlar. Peki kaç erkek var yanlarında? 5 tane de erkek var. Şuna da e yazalım. 5 tane E oldu. Şimdi kızlar birbirinden ayrılmayacak. Sanki kızlar tek bir kişiymiş gibi düşüneceğiz. 5 tane erkek var. Bir tane de kız var gibi düşüneceğiz. 6 kişi oldular. 6 kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktör gel. Aynı cinsiyetten olanların tamamı bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? E, demiş arkadaşlar. 3 kız bir arada olacak. Kızlar ayrılmayacak birbirinden Şöyle bir paket olacak onlar. Erkeklerde 5 kişi bir paket olacaklar. Burada paket diyorum şöyle. Burası 5 faktöriyel, burası 3 faktöriyel. Artı artık elimizde bir tane kız, bir tane erkek varmış gibi düşünüyoruz. Bunlar da kendi aralarında e, nasıl değişebilirler? 2 faktöriyel şeklinde değişebilirler. ABCD kümesinin elemanlarının üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır diyor arkadaşlar? üçlü gruplamalar oluşturmamızı istiyor bizden. Kaç tane eleman var? 5 tane eleman var. Bu elemanlardan bir tanesini şuraya seçebilirim. Yani 5 farklı seçeneğim var. Birini buraya seçtim arkadaşlar. Buraya kaç tane seçebilirim? 4 tane. Buraya 3 tane ve bunlar kendi aralarında bu şekilde sıralanırlar. Kaç farklı şekilde? 60 farklı şekilde sıralanabilirler. Üçlü permütasyonların kaçında A bulunur diyor. Şimdi 5 tane elemanımız var. A ne olsun diyoruz? Bulunsun diyoruz arkadaşlar. O zaman geriye 2 tane eleman alacağız. 4 tane eleman var. 4 tane seçeneğimiz var. Birini buraya yazdık. Birini seçtik. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Şimdi arkadaşlar seçimi yaptık. A harfi de var. A harfi ile bunları yazacağız. A harfi sonda olabilir. Ortada olabilir başta olabilir. Başta derken A burada olabilir. Üçünden birinde olabilir. Dolayısıyla çarpı ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. Ne yapar bu da? 4 kere 9, 36 yapacak. Üçlü permütasyonlarının kaçında A bulunur fakat B bulunmaz demiş arkadaşlar. Şimdi B bulunmayacaksa direkt B'yi e çiziyorum. A bulunacaksa A'yı da alıyorum. Şimdi 3 tane eleman kaldı geriye. A'yı aldım. Bir tanesinde A var diyelim ki diğer ikisini ne yazabilirim? Bu geri kalan 3 elemandan bir tanesini yazabilirim. Bir tanesini buraya yazdım. 2 tane kaldı. İkisinden birini de buraya yazabilirim arkadaşlar. Yalnız yine A sonda olabilir, ortada olabilir, başta olabilir. 3 farklı durumu var. Çarpınca ne gelir? 18 farklı sıralama yani permütasyon vardır deriz. Üçlü permütasyonların kaçında A ve B bulunur demiş arkadaşlar. A ve B olacak. 3 tane elemanın ikisi belli. Bir tane eleman alacağım A ve B'nin yanına. C'yi mi D'yi mi E'yi mi alayım. Kaç seçeneğim var? 3. 3 elemanı aldım arkadaşlar. Örneğin C'yi almış olayım. Şimdi A, B, C elemanı var elimizde. Bunları sıralayacağız. Kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? 3 faktöriyel şeklinde sıralayabiliriz. O zaman cevabımız 3 çarpı 3 faktöriyeli olacak. 3 faktöriyeli 6. 3 ile çarparsak ne olur? 18 olacaktır. Üçlü permütasyonlarının kaçında A veya B bulunur demiş. Ne demek bu arkadaşlar? A bulunabilir, B bulunmayabilir. A bulunmaz, B bulunur. A ve B ne olur? E, beraber bulunur arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi A ve B'nin bulunduğunu çözmüştük. Ne yapmıştık? 18. E, peki A bulunur fakat B bulunmaz demiştik. O ne gelmişti? 18 A bulunur, B bulunmaz. B bulunur, A bulunmaz. Aynı şey. Şu da 18. Toplarsak ne yapar? 54 yapar. Ya da ne yapabiliriz ikinci bir yol olarak? Gençler, tüm durumlardan, tümünden A ve B'nin olmadıklarını çıkarırız. Tüm durumlar nedir arkadaşlar? 5'in üçlü permütasyonu 5, 4, 3. Ne yapar? 60. A'nın ve B'nin bulunmadıkları kaç durum olabilir? İkisini çizersem 3 2 1 3 2 1 yani 3 faktöriyel 60'tan 6'yı çıkarırsak ne olacaktır? 54 olacaktır. Üçlü permütasyonlarının kaçında A ya da B bulunur? Dikkatli olun. Bu veya değil arkadaşlar. Ya da. Ne demek bu? A bulunur, B bulunmaz. A bulunmaz, B bulunur demek. Ya da bu denir budur. Yani ya biri olur ya diğeri manasında ikisinin toplam durumu nedir? Bunlar 18 18'di. Toplarsak 36 farklı şekilde bu durum olacaktır. Belirli 3 farklı renk ile aşağıdaki özdeş 4 kutu ikisi aynı olmak üzere ve tüm renkler kullanılmak şartıyla boyanacakmış. Aşağıda bu boyama işlemine bir örnek verilmiş. Buna göre diyor kaç farklı şekilde boyama yapılabilir? Şimdi arkadaşlar ne olsun 2 tane mavi olsun. Ne var? Bir tane kahverengi, bir tane de sarı var. Öncelikle e, ikili olan, ikili olan kutular hangi renk olmalı? Mavi olabilir, kahverengi, sarı olabilir. Kaç farklı seçenek var? Üç farklı seçenek var. Peki, diyelim ki maviye boyadık bunları. E, şimdi bu iki kutu hangi ikisi olabilir? Bu ikisi olabilir bir, bu ikisi olabilir iki, ikisi olabilir üç, ikisi olabilir dört. Çapraz olabilirler. İki durumda bu var. Altı farklı durumda iki farklı renk boyanmış olabilir. Peki maviye boyadık. Kalan iki tane kutu hangi renk olacak? Ya bu kahve bu sarı olur ya da bu kahve diğeri sarı olur. Burada da iki farklı durum var. Bu seçenekleri çarparsak ne olacak? 36 farklı şekilde boyanabilir diyeceğiz. 2014 YGS sorusu. ABC marka 3 adet yerli otomobil ile Z marka 3 adet, yabancı otomobil 6 tane otomobil varmış. Tek sıra halinde sıralanıyorlar. Yerli ve yabancı otomobiller kendi içerisinde ard arda diziliyor. Yani yerliler bir arada, yabancılar bir arada. A marka otomobil tüm otomobiller arasında ilk veya son sırada. Eğer yerliler baştaysa, ise A markası başta, yerliler sonda ise A markası sonda olacakmış. Yerliler başta olsun. A en başta. E, bu iki seçenek oluyor. Yerliler başta veya sonda durumu. iki durum. Yerleri başta alalım. O zaman yabancılar son üçü olacak. Peki. E, diğer iki yerli. B veya C. Ya BC ya BC. Ya da CB şeklinde sıralanabilir. Bunu da yazalım. Ne diyor? X marka otomobil yabancı otomobiller arasında ilk veya son sırada olacak x ya burada olacak ya burada. Şurada olsun iki farklı durumu var. Peki geri kalan iki kutuda diğer iki yabancı otomobil iki farklı şekilde sıralanabilir. Çarparsak toplam kaç farklı seçenek vardır? 16 farklı seçenek vardır. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile düz bir sıraya anne ile baba yan yana bulunmamak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler diyor. Şimdi Arkadaşlar öncelikle tüm durumları bulalım. Kaç kişi var burada? 6 kişi. Herhangi bir kriter olmazsa kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 6 faktöriyel. Bizden ne istiyor? Anne ve baba bin, bir arada bulunmasın diyor. Buradan biz anne ve babanın bir arada bulunduklarını çıkarırsak geriye ne kalacaktır? Bulunmadıkları. Anne ve babayı bir paket haline getiriyorum. Kendi aralarında iki faktöriyel şekilde değişebilirler. Bunlar artık tek kişi. Dörtte çocuk var. Kaç kişi? Beş kişi. Kaç farklı şekilde sıralanır? Beş faktöriyel. Altı faktöriyelden iki faktöriyel çarpı beş faktöriyeli çıkarırsak ne olur? Altı faktöriyeli altı çarpı beş faktöriyel olarak açıyorum. Bunu da iki çarpı beş faktöriyel olarak yazarsam altı eksi iki dört tane beş faktöriyel olur. Anne ile baba arasında yalnız en küçük çocuk bulunsun diyor. O zaman kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Peki Anne, baba araya en küçük çocuk olsun. Anne ile baba kendi arasında iki şekilde değişebilirler. İki faktöriyel de yazabilirdim. Çocuklar bir seçenek değil araya alınan çocuk. Hangi çocuk çünkü? En küçük çocuk. Dolayısıyla en küçük olanını sadece alıyoruz. Başka seçenek yok. Geriye kaç çocuk kaldı? 3 tane çocuk kaldı burada. Anne baba en küçük çocuğun paketini de bir kişi düşünürsek. Kaç kişi oldu burası? 4 kişi. 4 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Bu da ne yapar? 24, 2 ile çarparsak 48 yapacaktır. Anne ile baba arasında çocuklardan herhangi bir bulunmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler diyor. Yine anne, baba bunlar kendi arasında iki farklı şekilde sıralanır. Kaç çocuk vardı? Dört tane çocuk var. Bir tanesi araya girsin. 4 tane seçenekten biri buraya geldi. Artık bunlar tek bir paket oldular. Geride 3 tane çocuk var. Bir kişi de bunlar. 4 kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöryel şekilde sıralanır. Ne yapar bu da? 8 çarpı 24. Ne yapar bu? 192 yapacaktır. 3 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinde 0 ve 1 bir rakamları birlikte bulunur demiş arkadaşlar. Ne olsun? 1 0 olabilir. Şuraya farklı bir rakam gelebilir. 1 Şuraya farklı bir rakam 0 olabilir arkadaşlar. Buraya farklı bir rakam 1 0 olabilir. Farklı bir rakam 0 1 olabilir. 0 ve 1'in bir arada bulunduğu birer kez olduğu durumlar bunlar olabilir. Peki buraya 0 ve 1 dışında kaç farklı rakam gelebilir? 8. Buraya 8. Bunlara 8 8. Demek ki bu şekilde 32 farklı sayı yazabiliriz 3 basamaklı arkadaşlar. Bunlar 0 ve 1'in bir kez kullanıldığı durumlar. 2 e, kez kullanıldığı durumlar da olabilir. Ne olabilir? 101 olabilir. Başka 100 olabilir. Başka 110 olabilir. Burada 2 tane 1, 2 tane 0, 2 tane 1 kullanıldı. 3 tane durum da burada var arkadaşlar. 32 tane burada vardı. 3 de burada toplam 35 farklı şekilde sayı yazılabilir. A kümesinin elemanları ile yazılabilen 7 basamaklı rakamları farklı sayıların kaç tanesinde herhangi iki çift rakam yan yana bulunmaz diyor arkadaşlar. O zaman tek rakamları sabitleyelim. Nasıl? Şöyle şurada 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, şöyle 7 olabilir. Bu rakamları sabitledim. Böylece iki çift rakam yan yana gelemeyecek. Peki tekler kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Şimdi çiftleri yerleştireceğim. E, neler var çıktı çiftler? 2, 4, 6, 3 tane sayı var. 2 e, rakamı nerelere gelebilir? Şuraya, buraya, 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 buraya. Kaç farklı seçeneği var? 5. Bir tanesine yazmış olalım rastgele. Düşünün. 4 kaç farklı seçeneğe sahip? Bir tane azaldı. 4. Şurada 4 yazmış olalım. 7 pardon 6 kaç farklı seçeneğe sahip. Bunlar da gitti. 1 2 3 tane boş yer kaldı. O zaman burası da 3 seçenek olacak. Buna göre hesaplarsak şu işlemi ne olur? 4 faktör yer 24. 5 kere 4 23 kere 20 60. 60 ile 24'ü çarparsak ne yapacaktır? 1440 yapacaktır. Bir sözlükte harflerin soldan sağa sıralanışıyla sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sözcüğe bir palindrom sözcük denir. Örneğin neden bir palindrom sözcüktür? Niye? Baştan sona okunuşu ve sondan başa doğru okunuşu aynı. Engin birbirinden farklı 3 sesli 4 sesli harfin diyor. 3 tane sesli harf alayım. A, E, İ olsun. 4 tane sessiz olsun. Prasam olsun arkadaşlar. Evet bu da 4 sessiz. Yani i̇stediği sayıda kullanarak yani harfleri tekrar kullanabiliyormuşuz. 5 harfli bir palindrom sözcük oluşturacakmış. Evet. Bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmekteymiş. Buna göre Engin bu koşulları sağlayan kaç farklı palindrom sözcük yazabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ortaya sesli harf mi gelsin sessiz harf mi? Buna göre durumlar değişiyor. Sessiz harf gelsin. P harfi gelmiş olsun arkadaşlar. Sessiz geldi. Yanındaki kutuya ne gelemez artık? Sessiz harf gelemez. Bu arada kaç tane sessiz harf var? 4 tane. 4 farklı seçenek gelebilir ortaya. Peki yanındaki sesli harf olacak. A, E, I olacak. Kaç seçenek var? 3. Bunun yanındaki sessiz harf olacak. Tekrar da kullanabiliriz. Kaç seçenek var? 4. Şimdi peki şuraya diyelim ki A harfini yazdık. Buraya ne yazmak zorundayız? A. Diyelim şuraya R harfini yazdık. Buraya ne yazmak zorundayız? R. Yani sağ taraf seçenek değil, zorunluluk arkadaşlar. Peki ortaya sesli harf gelirse ne gelsin? A gelsin. Şurası 4'tü. Kaç seçenek var? 3 tane sesli harf olduğu için 3 seçenek var. Peki buraya ne gelebilir? Sessiz harf gelebilir. P gelsin. Kaç seçenek var? 4 seçenek var. Buraya tekrar sesli harf gelebilir. E gelsin mesela. 3 tane seçenek var. Peki toplam durum ne olacaktır? 16 kere 3 48. 9 kere 4 36 toplarsak ne yapacak? 84 yapacaktır. Bir davete katılan 6 arkadaş masa etrafındaki sandalyelere oturmuşlar. Bunlardan Ayça ve Büşra yan yana ve karşı karşı oturmak istemiyorlar. Buna göre diyor kaç farklı şekilde oturabilirler? Ayça'yı köşelerden bir tanesine oturtalım arkadaşlar. Şu veya karşı köşe, şu köşe veya bu köşe dört köşeden bir tanesini oturtalım. 4 tane seçeneği var. O zaman Büşra Ayça'nın yanına oturmayacak. Şu sandalyeye oturmayacak arkadaşlar. Ayça'nın karşısında da oturmayacak. İki tane yere oturamaz. Kaç seçeneğe sahip Büşra? 3 seçeneğe sahip. 3 tanesinden bir tanesini oturmuş olsun. Örneğin buraya oturdu. Diğer 4 arkadaş geri kalan 4 sandalyeye 4 faktöriyel şekilde yerleşirler. Veya Ayça ortadaki sandalyelerden bir tanesine oturur. Mesela buraya. Burası olabileceği gibi karşısındaki sandalye de olabilir orta. Kaç seçeneği var? İki tane. Peki Ayça buraya oturursa Büşra nerelere oturamaz? Ayça'nın sağına, soluna ve karşısına oturamaz. Büşra'nın kaç seçeneği var? İki tane. Bir tanesine oturmuş olsun Büşra. Ayça ve Büşra oturdu. Geriye kalan dört tane sandalyeye dört arkadaş dört faktöriyel şekilde yerleşebilirler. Ne yaptı burası? 12 çarpı 4 faktöryel artı 4 çarpı 4 faktöryel. Ne yapar bu? 16 tane 4 faktöryel nedir? 24. Bunları da çarparsak aradığımız cevap 384 yapacaktır. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. 10 faktöryel bölü 8 faktöryel. Yukarı yine yazalım. 10, 9, 8'de yoruldum durdum. Bölü 8 faktöryel. 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel 8, 7, 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel 8 faktöriyeller gitti 6 faktöriyeller gitti 9 kere 10 90 8 kere 7 56 çıkarırsak ne yapacaktır 34 yapacaktır. En az ikili permütasyonu 42 imiş. N artı 2'den geriye 2 tane sayıyı çarparak gidiyorum. N artı 2 çarpı N artı 1 ne yapıyormuş? 42. Ardışık iki sayının çarpımı 42 imiş. Ne olur o zaman bunlar? 6 ve 7 olur. N artı 1 ve 6 ise n ne gelecektir? 5 gelecektir. İşleminin sonucu kaçtır demiş. 8'in ikili permütasyonu nedir? 8 çarpı 7. 5'in ikili permütasyonu 5 çarpı 4. 2 tane sayıyı çarpıyorum. 7'nin ikili permütasyonu 7'den geriye 2 sayıyı çarptım. 6'nın birlisi demiş 6. 8 kere 7 56. 5 kere 4 20. 7 kere 6 42. Eksi 6. 56'dan 20 çıkarırsak 36. 42'den 6 çıkarırsam 36. 36 bölü 36 ne olacaktır? 1 olacaktır. 8 eş bölmeden oluşan aşağıdaki sabit çarkın iki bölmesi bordo ve turuncu renk ile boyanacaktır demiş. Kaç farklı desen oluşturulabilir demiş. Bordo kaç farklı seçenekle boyanabilir? 8 bölüm olduğuna göre 8 farklı şekilde boyanabilir. Birini boyadık. Bunu boyamış olalım. Peki diğerine renkli turuncu. Turuncu kaç farklı seçenekle boyanabilir? Biri boyandığına göre 7 farklı. 8 kere 7, 56 olacaktır. 3 kız, 5 erkek öğrenci bir sıra boyunca kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş. Cinsiyet ayrımı olmadığına göre... 3 kız, 5 erkek, 8 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? 8 faktöriyel. A kümesindeki elemanların üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A bulunur demiş arkadaşlar. A'yı alalım, A olmak zorunda. O zaman geriye iki tane seçeceğiz, bir tanesi A oldu, bir seçenek oldu. Kaç eleman kaldı geriye? 2, 4 kaldı. Bir tane daha seçtik. Kaç eleman kaldı? 4. Bunlar sıralandı 5 çarpı 4 şekilde. Ancak A nerede olabilir? Sonda olabileceği gibi ortada da olabilir, başta da olabilir. Dolayısıyla çarpı ne olacak? 3 olacak. Ne olur bu? 60 farklı şekilde sıralanabilecekler. 4 kız, 2 erkek öğrenci düz bir sırada yan yana oturacaklardır. Buna göre erkek öğrenciler yan yana olacak şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilirler demişler arkadaşlar. Peki ne diyor İki tane erkek birbirinden ayrılmasın diyor. Bunları paket yaptık arkadaşlar. Kendi aralarında kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 2 yer. 4 tane de kız geldi yanlarına artık kaç kişi oldular? Erkekleri bir kişi gibi düşündüm. 4 kız bir de erkek, 5 e, kişi gibi düşünelim. Bunlar da kendi aralarında 5 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. 5 faktöriyel neydi? 10 2 faktöry de 2 çarparsam ne olacaktır? 240 olacaktır. Fatih tabloda gösterilen kanalları aynı tür kanallar kendi içinde yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralayabilir demiş. Yani spor kanalları bir arada olacak. 8 faktöriyel paketledim. Bunlar artık bir kişi gibidir. E, haber kanalları bir arada olacak. Kendi aralarında 6 faktöriyel şekilde değişebilir. Belgesel 7 faktöriyel. Bu üçü her biri birer grup oldu. 3 grup kendi arasında 3 faktöriyel şekilde değişebilirler arkadaşlar. 8, 7, 6, 3, 8, 6, 7, 3 cevabımız C şıkkında. 5 farklı fizik, 2 farklı kimya, 3 farklı matematik kitabı varmış. Matematik kitapları sağ başta olacakmış. Matematik kitapları kaç farklı şekilde sıralanır? 3 farklı en sağ başta matematik kitabı olacakmış. Yani artık bunlar değişmiyor. Geriye ne kaldı? 5 fizik 2 kimya. Yani 7 tane kitap var burada. Bunlar kendi aralarında değişecekler. Kaç farklı şekilde değişirler? 7 faktör yer. Cevabımız D şıkkında. A kümesinin 3 elemanlı permütasyonlarının kaç tanesinde B bulunur? F bulunmaz diyor. F bulunmuyorsa hemen çiziyorum. B bulunuyorsa yuvarlak işini alıyorum. B olmak zorunda bir seçenek olarak aldık. Geriye ne kaldı? 2 4 tane harf kaldı. Onlardan bir tanesini şuraya alabilirim. Birini aldım. Birini de buraya alabilirim. Peki B nerede olabilir? Başta, ortada, sonda olabilir. Yani bu durumu 3 ile çarpmalıyım. 4 kere 9 ne yapacaktır? 36 farklı sıralama yapacaktır. Aralarında Oya ve Özge'nin de bulunduğu 7 kişilik bir grup. Evet ne diyor? Bir sıra boyunca oturacaklar. Oya ile Özge'den biri sıranın başında, diğeri sıranın sonunda diyor. Bunlar kendi arasında iki faktöriyel şekilde değişebilirler. Olmak üzere bu 7 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? Peki geriye kalan 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Bu da ne olacak? 120'yi 2 ile çarparsak, şu 120 bu da 2, ne yapacaktır? 240 yapacaktır. Nerede? 5 şıkkında. P'nin ikilisi artı 22, n artı 2'nin ikilisine eşitmiş. P'nin n'lisi nedir diyor arkadaşlar. n'den geriye iki tane sayıyı çarpıyorum. n çarpı n eksi 1 artı 22 neymiş? n artı 2 çarpı n artı 1'miş arkadaşlar. Düzenleyelim. n kare eksi n artı 22 çarparsak n kare artı 3 n artı 2 olacak. Ne kareler gitti? Eksi neyi sona atarsam 4 tane ne? 2'yi başa attım 20. N ne geldi buradan? 5 geldi. Bizden ne istiyor? 5'in 5'li permütasyonu istiyor arkadaşlar. Bu da ne olacaktır? 5'in 5 yönü 5, 5 faktöriyel o da 120 olacaktır. Hasan ile Elif'in de aralarında bulunduğu 8 öğrenci düz bir sırada yan yana oturacaklarmış. Buna göre Hasan ile Elif yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı sıralama ile oturabilirler diyor. Ne yapalım? Tüm durumlardan Hasan ve Elif'in yan yana olduğu durumları çıkaralım arkadaşlar. Tüm durumlar kaç öğrenci var? 8 tane. 8 faktör sıralama demek. Hasan ve Elif bir aradaysa arkadaşlar iki kişi kendi arasında iki faktöryel şekilde sıralanırlar. Artık bir kişi gibi düşünüyoruz bunları. Yanlarında kaç kişi var? 6. Bir de bunlar 7. 7 faktöryel çarpıyoruz. Buradan 8 faktöriyeli nasıl yazabiliriz? 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 2 çarpı 7 faktöriyel çıkarırsam 6 çarpı 7 faktöriyel olacaktır. Cevabımız C şıkkında. Mert ile Kaan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yan yana sıralanan göre Mert ile Kaan'ın arasında sadece 1 kişi olsun diyor. 1 kişi. Mert ve Kaan dışında kaç kişi kaldı dışarıda? 4 kişi kaldı. Peki e bir de burası var. Bunlarla birlikte 4, 5, 6, 7 oldu. Tamam. Şimdi ne diyor? Bir kişi olsun diyor. Bu şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Mert ile Kaan kendi arasında iki faktör gel. Araya bir kişi alınacak arkadaşlar. Geri kalan 5 kişinin birini seçeceğiz. Seçtik artık. Mert, Kaan ve bir kişi paket oldular. Dışarıda kaç kişi kaldı? 4 kişi. Bir kişi de bu paket sayarsak 5 kişi ne olacak? Çarpı 5 faktör yer. 5 faktöriyel yani ne eşit? 120'ye 2 kere 5 10'a çarparsak sonuç ne olacaktır? 1200 olacaktır. Anne baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile yan yana o bulunan 6 sandalyeye oturacaklarmış arkadaşlar. 6 sandalyeye. Anne ile babanın yan yana oturması şartıyla bunlar birlikte otursunlar diyor. Kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi anne ile baba kendi arasında iki farklı şekilde değişebilirler. Peki Kaç farklı şekilde oturabilir anne baba? 1 kaydırdım bir tane 2 3 4 5 farklı şekilde oturabilir. 2 tane yere 2 koltuğa otursunlar şöyle. Geriye kaç seçenek kaldı? 4. Kaç çocuk var bunların dışında? 3 tane çocuk var. Bir çocuk kaç farklı koltuğa oturabilir? 4. Birine oturdu. Diğerine 3 seçenek kaldı. Birine oturdu. Diğerine 2 seçenek kaldı. Ne olur o zaman burada? 5 faktör ya şurası. 120. 2 ile çarparsak ne olacaktır? 240 olacaktır. 5 erkek ve 3 kız öğrenci bir parktaki 3 kişi kişilik 2 farklı banka oturacaklarmış arkadaşlar. Ne diyor? Kızlar yan yana olmak şartıyla otursunlar diyor. 2 farklı durum var. Kızlar bir burada yan yana oturabilirler. Bir de şurada yan yana oturabilirler. Peki üçlü koltukta kızlar yan yana otursun. Kızlar kendi içerisinde 3 faktöriyel şekilde değişir. Erkekler de 5 faktöriyel şekilde sıralanırlar. Veya kızlar burada otursun. 3 farklı kız burada ne olabilir? Burada oturabilirler. Bir tane kayabilir, bir tane kayabilirler. Yani 1, 2, 3 farklı yerde oturabilir. Bu arada kızlar kendi arasında 3 faktöriyel şekilde sıralanırlar. Peki burayı kapattılar. Erkekler kaç farklı şekilde oturabilir? Geri kalan 5 koltuğa 5 faktöriyel şekilde oturabilirler. Ne olur o zaman bu işlemin sonucu? 5 faktöriyel parantezini alırsam 6 artı 6 kere 3 18. Bu da 24 yapacak. 24 ile 120'yi çarparsak ne yapacak? 12 kere 24 288 eder. Bir de 0 var sonunda cevabımız 5 olacak. A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında? 1 ya da 3 bulunur. Ya da kelimesine dikkat edelim. Yine veya ile karıştıranlar çıkabilir. Ya da demek bir bulunursa üç bulunmaz. Bir bulunmazsa üç bulunur demek. Peki bir bulunsun üç bulunmasın. Bir alacağım. Üçü almayacağım. Peki kaç, kaçlı diyor? Üçlü diyor. Bir, iki, üç, dört tane eleman kaldı geriye. Ee, bir tanesini bir seçtiğim için şu bir seçenek. Geri kalan dört tane sayıdan kaçını alabilirim? Birini seçebilirim. Dört. Birini de buraya yazdım. Bir tane eksilttim. Üç oldu. Peki 1 nerede olabilir? Başta, ortada, sonda olabilir. Çarpı 3 olacak arkadaşlar. Aynı olay 1'in olmaması ve 3'ün olması için de geçerli. Dolayısıyla toplam durumu 2 ile çarpabilirim. Ne yapar? 4 kere 9, 36, 2 ile çarparsam 72 yapacaktır. 4 erkek ve 1 kız öğrenci düz bir sıra boyunca herhangi 3 erkek öğrenci yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Demiş arkadaşlar. Şimdi 5 kişi oturacak şöyle. 4 e, tane erkek var, bir tane kız var. Eğer kız öğrenci şöyle ortaya sabitlersem e, herhangi 3 erkek öğrenci yan yana oturamazlar. O zaman şöyle 2 erkek bu tarafa, 2 erkek bu tarafa oturmak zorundalar. Kız sabit olduğu için seçenek yok. Erkekler kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktör gel. O da ne yapacaktır? 24 yapacaktır. P2N'in üçlüsü 42 çarpı 2N 2'nin birlisi artı 84 demiş. Açalım. 2N'den geriye 3 tane sayının çarpımı 2N, 2N 1, 2N 2 olacaktır. Eşitmiş. 42 çarpı 2N 2'den bir tane geriye diyor. 2N 2 kendisi olacak. Artı 84. 84 42 çarpı 2 demektir. 42 ortak parantezine alırsam ne olur? 2n eksi 2 artı 2 gelir buradan. 2n olur arkadaşlar. Peki 2n'ler ne oldu buradan? Sadeleşti. Geriye ne kaldı? 2n eksi 1 ile 2n eksi 2'nin çarpımı 42 kaldı. Ardışık 2 sayı çarpımı 42 ne olacaktır? 6 ve 7 olacaktır. 2n eksi 1 7 ise 2n 8 n ne olacaktır? 4 olacaktır. Fatih ve İsmet'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin üçlü sıralamalarının kaç tanesinde Fatih bulunur fakat İsmet bulunmaz diyor. İsmet bulunmayacaksa çizdim üzerine. Fatih de kesinlikle olacak. Geriye kaç kişi kaldı 6 kişiden? 4 kişi kaldı. Bunlardan bir tanesi Fatih sabit. geriye 4 kişi mi kaldı? 4 kişi. Şuraya 4 kişiden biri oturabilir. Biri daha otur, biri oturdu oraya. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. 3 kişi de buraya oturabilir. Peki Fatih nerede olabilir? Sonda, ortada, başta. Dolayısıyla 3 ile çarpacağız. 4 kere 9 ne yapacaktır? 36 yapacaktır. Nil ile Ece'nin de aralarında bulunduğu 5 kişilik grup 3 kişi önde, 2 kişi arkada fotoğraf çektirilecekmiş. Nil ile Ece'nin yan yana olduğu kaç farklı sıralamayla fotoğraf çektirilebilir demişler. Nil ile Ece yan yana olsun diyor. Nilleyc bir burada yan yana olabilir. Bir şurada, bir de burada yan yana olabilir. Dolayısıyla 3 tane yan yana olma durumu var. Yalnız Nilleyc yer değiştirebilir. Ece Ecenil olabilir. Nille ece Ecenil çarpı 2 olur arkadaşlar. Peki Nilleyc burada oturmuş olsunlar. Geriye 3 kişilik yer kaldı. Buraya 3 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 farklı şekilde sıralanabilir. Bu da 6 yapar. 6 kere 6 ne yapacaktır? 36 yapacaktır. Asena ile Mert'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Asena daima Mert'in sağında bulunmak şartıyla yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş. Şimdi böyle bir kriter olmasaydı yani Asena Mert'in sağında olmak zorunda olmasaydı kaç farklı şekilde sıralanırlardı? 6 faktöriyel. Şimdi yazılan bu 6 faktöriyellik sıralamaların içerisinde Asena ile Mert yan yana olabilir, olmayabilir. Hiç önemli değil. Ee, ne olabilir? Asena Mert'in ya sağında olur ya da solunda olur. Ya MA ya da AM şeklinde otururlar arkadaşlar. Şimdi bizden bu iki durumda, bu iki durum var burada. İki durumdan birini istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 6 faktöriyelin yarısı, 720'nin yarısı 360 şekilde sıralanabilirler. Bakın 720 tane farklı sıralama var. 360'ında Asena Mert'in sağında, geri kalan 360'ında Asena Mert'in solunda olacak. 4 kız 5 erkek öğrenci yan yana sıralanacaklardır. Her iki erkek öğrenci arasına bir kız öğrenci gelmek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir demiş. 1 2 3 4 5 6 7-8-9 kişi sıralanacak arkadaşlar. Ne olsun diyor? Her iki erkek öğrencinin arasında bir kız gelsin diyor. Evet şöyle olacak. Erkekler de o zaman nasıl yerleşecek? Böyle yerleşecek. Yerleri değişemeyecek. Kendi aralarında değişebilirler. Fakat erkek ve kızlar yer değişemezler. Başka türlü yerleşmez çünkü. E, o zaman erkekler kendi arasında 5 faktöriyel. Kızlar kendi arasında 4 faktöriyel. Toplam bu şekilde yer değişimi yapabilirler. Buket ile Emre'nin de aralarında bulunduğu dört kişi yan yana sıralanacakmış. Buket, Emre ne diyor? Aralarında en çok bir kişi bulunsun diyor. Ya bir kişi bulunabilir en çok dediğine göre ya da kimse bulunmaz. Dışarıda kaç kişi olur? Şurada bir kişi, burada iki kişi olur. Peki Buket ile Emre yan yana dursunlar, ayrılmasınlar ne olur kendi aralarında iki farklı şekilde sıralanır. Bunlar bir kişi düşünürsek 3 faktöriyel kadar da diğerleriyle bir olur. Ne olur buradan 6 kere 2 12 farklı şekilde sıralanabilirler. Peki diyor ki araya bir kişi gelsin diyor. Buketle Emre kendi arasında iki farklı şekilde iki kişiden birini de araya alabilirler. Bu da iki farklı şekilde olur. Bunları artık paketledik. Bir kişi bu oldu. Bir kişi de bu. 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yapacaktır? 8 farklı şekilde de burası sıralanacak. Toplam 20 farklı şekilde sıralama olacaktır. Aşağıdaki kırmızı renkli kadınlar sarı renkli koltuklara ise erkekler oturacakmış arkadaşlar. Buna göre 4 erkek ve 3 kadın var diyor. Şurada 3 kadın şurada da 4 erkek oturacakmış. Kaç farklı şekilde oturabilirler diyor. Şimdi şu kırmızı koltuğa 3 kadından bir tanesi oturabilir ve bir tanesi oturdu buraya. Şu koltuğa geri kalan 2 kadından bir tanesi oturabilir. Ve şu koltuğa 4 erkekten biri oturabilir ve biri buraya oturdu. Buraya da oturdular. Şuraya da geri kalan 3 erkekten biri oturur. Çarparsak ne olacaktır? 6 kere 12, 72 farklı şekilde oturabilirler. Orhan ile Oya'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi yan yana sıralanacakmış. Orhan ile Oya'nın arasında en çok 2 kişi bulunsun diyor. Ne demek bu? Kimse olmayabilir. 1 kişi olabilir veya ne olabilir? 2 kişi olabilir. O zaman diyor bu şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Toplam 6 kişiymiş. Orhan ile Oya'yı paketlersek yanında 4 kişi kalır. Orhan ile Oya'yı paketlediğimizde 2 faktöriyel 2 yapar. Bunları bir kişi düşünürsek çarpı 5 faktöriyel yapacak. Orhan Loya kendi arasında 2 kişi. Ee, geri kalan 4 kişiden birini araya seçtim. Ne olur? Çarpı 4. Geriye kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Ee, hepsi beraber 6 kişiydi. Şu paket oldu. 1 kişi oldu artık. 3 bir daha 4 faktöriyeli oldu arkadaşlar. Yine Orhan Loya kendi arasında 2 farklı şekilde sıralanır. İçeriye 2 kişi seçeceğim. 4 kişiden birini 4 farklı şekilde seçebilirim. Bir kişiyi seçtim. Yine geri kalan 3 farklı kişiden birini buraya seçtim. Bu artık paket oldu. Ve dışarıda kaç kişi kaldı? 2. 2, Bir daha 3 kişi oldular. Bunlar da 3 faktöryel şekilde sıralanırlar. Bu işlemleri yaparsak sonucun ne olduğunu görüyoruz. 576 olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki dairelerin içine birbirinden farklı çift rakamlar yazılacakmış. 0, 2, 4, 6, 8 rakamları yazılacakmış. Oklarla gösterilen dairelerdeki rakamların toplamları birbirine eşitmiş. Buna göre bu dairelere rakamlar kaç farklı şekilde yazılabilirler demiş arkadaşlar. Peki toplama eşit iki rakam ne var burada? 0 ile 6'yı alsam 6 yapar. 2 ile 4'ü alsam 6 yapar. Eşit oldu mu? Oldu. Başka var mı böyle eşit olan toplamı? Sıfırla 8 alsam 8. 2 ile 6 ne olur? 8 olur. Yine eşit oldu. Başka var mı? 2 ile 6'yı alsam? 2 ile 6. 8 olmadı. Başka? 2 ile ne alayım? 8'i alayım. 6 ile 4'ü alayım. Evet oldu şimdi. Bakın toplamları 10 oldu. Birinciye bakalım. Şuraya 0'ı yerleştirdim. Şuraya 6'yı Buraya 2'yi şuraya 4'ü. Geriye ne kaldı? 0, 2, 4, 6, 8. Burası zorunlu olarak 8 olmak zorunda. Bu bir seçenek değil arkadaşlar. Son kalan sayı orada olmak zorunda. 0 ile 6'yı yer değiştirebilirim. 2 durum. 2 ile 4'ü kendi arasında yer değiştirebilirim. Bu ikilileri ikili olarak grup halinde kendi arasında yer değiştirebilirim. Toplam kaç seçenek olur e, bu rakamlar için? 8 seçenek. Her bir için 8 seçenek olacağına göre toplam kaç farklı durum vardır? 24 farklı durum vardır. 10 farklı renkte boya kalemi kullanılarak aşağıdaki kareler boyanacakmış. 2, 5 ve 7 numaralı kareler aynı renge boyanacakmış. Şu üçü bir bütün gibi düşünüyoruz. Diğer karelerden ve birbirinden farklı renklere boyanmak şartıyla bu boyama işlemi Kaç farklı şekilde yapılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bu üçlü kaç farklı şekilde boyanabilir? 10 farklı renkle boyanabilir. Şekilde demeyelim de kaç farklı renkle boyanabilir? 10 farklı renkle. Peki boyadık. Peki şu kaç farklı renkle boyanabilir? 9. Bu 8. Şu 7. Bu 6. Demek ki bu kadar seçenekle farklı şekilde boyayabiliyoruz. Çarparsak ne gelecektir? 30240 gelecektir. Aşağıda verilen birinci ve ikinci şekildeki kutuların içine rakamlar yazılmış. Bunlardan ikisi seçilecektir diyor. Birinci şekildeki kutulardan en az biri seçilmek şartıyla yani e, ne olabilir diyor? Şuradan bir tane, buradan bir tane seçilebilir. Buradan iki tane, buradan sıfır tane seçilebilir diyor. Bu iki kutu Kaç farklı şekilde toplamları çift olsun diyor. Bu iki kutu kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Şimdi çift sayılar tek sayılar var. Burada bakıyorum 3 tane tek var. Bir tane çift var. Burada 0, 2, 4, 6, 8, 5 tane çift var. 4 tane. Ne diyor şimdi toplamları çift olsun diyor. Çift olması için ya ikisi de tek olmalı ya da ikisi de çift olmalı. Peki ikisini de tek alalım. Bir tek buradan alacağım bir tek buradan. E, tek kaç taneydi burada? 3 Üç tane. Üçünden birini seçebilirim. Burada tek kaç taneydi? 4 tane. Dördünden birini seçebilirim. Veya ikisini de çift alalım. Çift burada kaç taneydi? 1 tane. Ve burada kaç taneydi? Çift 5 tane. Peki bu bir tane birinci şekilden bir tane ikinci şekilden seçilme durumu. Ya da ne olabilir? İki tanesi de birinci şekilden seçilir. Artık burayla bir işim yok. İkisini de buradan seçeceğim. Bir tane çift sayı var burada. İki tane çift seçebilir miyim? Seçemem. Bir tane var çünkü. Ama üç tek var. İki tane tek seçebilirim. Ne seçebilirim? 3'e 7, 3'e 9, 7'ye 9. Kaç farklı seçenek var? 3 farklı seçenek var. Buradan da 3 kere 4, 12. 1 kere 5, 5. Artı 3'ten ne yapacaktır? 20 farklı durum olacaktır. Eş büyüklükte 3 farklı renkte 6 bilye aşağıdaki kutuda verilen boşluklara yerleştirilecekmiş. Hangi renkler bunlar? Şu ne olsun? Mora benziyor biraz. Mor olsun. Şu nedir? Yeşil. Bu da nedir? Kırmızı. Renkli 2'şer tane bilye varmış. Bir boşluğa yerleştirilen bilyelerin eşi aynı satırda veya sütunda olmayacak şekilde bilyeler boşluklara kaç farklı şekilde yerleştirilebilir demiş arkadaşlar. Peki en soldan başlayalım. Buraya kaç farklı seçenek var? 3 farklı seçenek var. Maviyi, şey moru, yeşili, kırmızıyı koyabilirim. Birini koyalım arkadaşlar. Moru koymuş olalım buraya. Moru koydum. Morun bulunduğu sütuna ve satıra mor koyamam değil mi? Dolayısıyla şuraya mor dışındaki yeşil ve kırmızı seçenekleri var. Yani iki seçenek var. Yeşil de olabilir, kırmızı da. Hangisini seçmiş olalım? Yeşili seçtim. İki farklı seçenekten yeşili tercih ettim. Peki buraya geldim. Burada da yine mor yazamam. Ne seçebilirim buraya arkadaşlar? İki farklı seçenek var yine. Ne var? Yeşil ve yeşil ve kırmızı var. Buraya da kırmızı seçmiş olalım. İki farklı seçenek vardı. Peki seçtim. Arkadaşlar diğerlerini yerleştirmek istiyorum. Şimdi burada kırmızı ve yeşil var. Buraya ne gelmek zorunda? Mor gelmek zorunda. Bir seçenek yok. Mecburen böyle. Peki mor ve kırmızı var burada. Şuraya ne gelebilir? Yeşil aşağıya da gelemez. Yeşil buraya gelmek zorunda. Geri kalan kırmızı da buraya gelmek zorunda. Bunlarda seçenek yok, mecburiyet var. Dolayısıyla kaç farklı seçim yapabilirim? Şunların çarpımı 12 farklı seçim yapabilirim. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.